Gonca! Gonca! Böyle gidemezsin, bu kadar kolay mı ya? Hayır, kolay değil. Ama yapamıyorum Toprak. Yapamıyorum. Bak sen bana ait değilsin, hiçbir zaman da olmadın. Ben herkesi senin için karşıma aldım. Ben her ne yaptıysam senin için yaptım. Sadece senin için yaptım ya. Sen benim hayatıma girmeden önce ben nasıl yaşardım, ne yapardım, kimdim ben onu bile unuttum. Sen şimdi benim karşıma geçmiş nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ya Ece'nin bana yaptığı onca düşmanlıklara rağmen gidip ona yardım etmedin mi sen az önce? Ne gördüm ben içeride Toprak? Hı? Kucağında sarhoş bir Ece gördüm, öpüşüyordunuz. Bravo. Gecenin kahramanı Toprak Atabey. Rahat mısın şimdi, mutlu mu oldun ha? Sen hep şövalyelik yapmak mı zorundasın? Ne yapsaydım? Ha? Bıraksa mıydım öyle? Düşseydi, kalsaydı, başına bir bela gelseydi o zaman mı memnun olacaktın? Ya bu kızın senden başka kimsesi yok mu? Ha? Bu dünyayı sen mi kurtaracaksın Toprak? Ya yardım etmek suç mu? Allah Allah! Ben bunlardan hoşlanıyorum mu sanıyorsun? Evet. Sen bunlardan hoşlanıyorsun biliyor musun? Farkında değilsin sadece. Sen neyi seviyorsun biliyor musun Toprak? Kahraman olarak her şeyi çözeyim istiyorsun. Ece mi sarhoş? Onu ayıltayım. Gonca mı bayıldı? Onu kurtarayım. Biz de senin oyuncaklarınız. Değil mi? Gonca sinirimden böyle konuşuyorum de bana. Bana bunları öfkem söyletiyor. Hayır, de, lütfen. Öfkem söyletmiyor bana bunları. Mantığım konuşturuyor Toprak. Ve şimdiye kadar mantığımı hep susturdum biliyor musun? Hep kalbimle sana karşı konuştum. Ama bundan sonra bu şekilde olmayacak. Gerçeklerin de bir sesi var ve şimdiye kadar hep onları duymazdan geldim. Artık aklımla konuşacağım. Gonca. Hayır, lütfen. Gonca, Gonca. Hayır. Bana bak, bana bir bak. Bana bak, bize bunu yapma. Bizden ayrılma. Bizim sonumuz böyle olmasın. Seni çok seviyorum, sen de beni seviyorsun. Atabeyler kendilerinden başka kimseyi sevemez Toprak. Nihayetinde sen de bir Atabey değil misin? Hı? Ya ben bütün hayatımı aileme benzememek için çabalayarak geçirdim. Bizim seninle yaşadığımız bütün sürecimizden sonra vardığın yer bu mu? Benim babama, dedeme benzediğim mi? Evet. Ne kadar kaçmaya çalışırsan çalış. Sen her zaman bir Atabey kalacaksın. Emin misin? Eminim. Rahat bırak beni. Peki. Öyle olsun. Senin için herkesi karşıma aldım ya. Kendi ailemden bile vazgeçtim. Ben babamı bile yok saydım senin için. Ona bile yüz çevirdim. Nabız ve tansiyon gayet iyi. Gonca. Pasta gözünü açtı. Kızım, Gonca. Beyefendi telefonunuz yanınızdaysa bir yakınınıza haber verelim. Cebimde. Şifrenizi hatırlıyor musunuz?
Canan. Aa. Canan. 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 Dur, dur, dur. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Hayır. Ben böyle olsun istemedim. Hayır. Halil git. Git buradan. Git durma burada Halil. Özür dilerim. Oh, oh. Hayır. Git, polis gelirse alırlar seni. Git. Git, ben söylemem kimseye. Canan özür dilerim. Canan özür dilerim. Özür dilerim. Halil git. Ben kendi kendime vurdum beni. Yanlışlıkla oldu derim. Halil kaç git. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. Bu bir atabey. Sakın unutma bunu amca. Baban haklıydı, bir atabey. Dedesi gibi bir atabey. Babası gibi bir atabey. Unutma Gonca. O bir atabey. Oo, canım. Canım, bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım canım. Halil git. Git, gelirler. Ben yalan uydururum ama sen burada durma, git. Yo. Bırakmam seni. Seni bırakmam. Canan tut. Aa, tut, havluyu tut. Havluyu tut Canan. Tut, tut, dur. Halil dur. Bak, senin hakkında soruşturma var. Gelirlerse yine emniyet alırlar. Sorguya nezaret alırlar. Olmaz. Olmaz. Alo, Hidayet. Hidayet, çabuk ofisi aç. Çabuk ofisi aç Hidayet. Doktor çağır, doktor çağır. Bizim doktoru, evet. Tanıdık olması lazım. Soru sorma Hidayet, çabuk hadi. Canan, kendine gel. Canan. Kalbim çok acıyor. Kendimi o kadar eksilmiş hissediyorum ki. Sanki bir parçam koptu gitti. Ve o parçayı ben kopardım. Ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Sen ne de? Ya sen ne yapacağım deyince ben de öyle dedim işte. O kadar yoruldum ki. Nereye dönsem baksam Ece. Sanki amacını bilmiyormuş gibi bir de peşinden koşuyor, yardıma koşuyor ikide bir. Ya insan bu kadar iyi niyetli olmak zorunda mı ya? Sen süper kahraman mısın? Gonca, sen zaten bu adama bu yüzden aşık olmadın mı? İyi niyetinden, yardımseverliğinden, derdi olanın imdadına koşmasından. Sadece kendinin değil, başkalarının da mutluluğunu düşünebildiği için aşık olmadın mı? Hı? Oldum. Ama tam bu sebepten de nefret ediyorum şimdi ona. Allah'ım, ne olur günler çabuk geçsin. Böyle bir uyuyayım mesela. Uyandığımda aylar, yıllar geçmiş olsun. Sonra bir bakmışım kalbim acımıyor artık. İçimde toprak kalmamış. Gonca da eski Gonca olmuş yine. O iş öyle olmuyor işte. Bir daha asla eski sen olamıyorsun. Sağ ol ya. Ne kadar motive edici sözler kullanıyorsun. Asıl ben bittim Gonca. Bittim ben. Neden? Sonu ne oluyor ya? Ne mi oldu? Bana olan oldu. Hem de çoktan oldu. Seni korkutma beni, ne oldu? Gonca. Ben... Arda'ya çok fena aşığım. Bizim Arda. Ciddi misin sen? Siz ikiniz. İkimiz diye bir şey yok. Sadece ben var. Arda'ya gidip aşkını itiraf eden ben. Kendi köşesinde
hayaller kuran, gerçekleşmeyecek hayaller kuran, böyle Arda'yı uzaktan seyredip mutluluk dolu hayaller uyduran bir tane Zeynep var işte. Bir umudum yoktu zaten. Karşılık veremeyecekmiş. Veremesin. Olsun. Ona da razıydım. Da. Gidişini gördüm ben onun. Bu hayatta hiçbir şey bana böyle koymadı. Senin durumun da çok kötüymüş. Gel buraya. Niye bana bir şey söylemedin? Söyleyemedim. Efendim? Evet, benim. Ne? Babam mı? Ne oldu? Güle güle Arda. Abi hoş geldin. Abicim. Lütfen kızma. Ne olur. Beş para etmez bir herif bu. Değmez Arzu. Gerçekten değmez. Gitti zaten artık. Sonunda güzel bir haber. Abi sen çok üzgün duruyorsun. Bir şey mi oldu? Olmuş belli. Gonca beni terk etti. Nasıl yani? Abi sen daha yeni evlilik teklif ettin ona. O da kabul etti. Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Abi konuşmak ister misin? Hı? Hadi gel biraz konuşalım. Benim derdimi anlatabilecek kelimeler henüz icat edilmedi Arzu. Bittim, tükendim işte. Öyle deme abi. İçimde öfkeden başka hiçbir şey yok. Neden ayrıldınız peki? Ya hadi abi anlatsana, bak dinliyorum seni. Kahramancılık oynuyormuşum. Herkes de benim oyuncağımmış. Gonca hanımefendiler de bunu kabullenemezlermiş. Abicim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlamışsındır belki. Ata beysin dedi bana. Sen bir ata beysin. Dedem, babam gibiymişim aynı. Abicim bak, belli ki canını yakmak istemiş. Demek ki onun da canı yanmış. Yoksa söyler mi böyle bir şey? Hı? Biliyorsun, tanıyorsun Gonca'yı. Neyse ne. Bazen düşünüyorum. Yani eğer anne baba sevgisi almış biri olsaydım. Yani olsaydık. Kim olurduk mesela? Yine her şey elimize yüzümüze bulaşır mıydı böyle? Normal ailemiz olsaydı. Onlara da söyleyecek iki çift sözüm var. Bir yarın olsun konağa gideceğim. Öyle benim hayatımı mahvedip hiçbir şey olmamış gibi devam edemezler. Tahir Aydın acile kaldırmışlar. Nerede, durum nasıl? Hemen bakıyorum. İkinci kat 240 numaralı oda. Gonca merak etme, bir şey olmamıştır Tahir amcaya. İnşallah.
Merhaba, Tahir Aydın'ın kızıyım ben. Durumu nasıl babamın? Geçmiş olsun, şu an iyi durumda. Trafik kazası geçirmiş, başını çarpmış, kanamayı durdurduk. Onun dışında ciddi bir şey yok, bilinci açık, iyi durumda. Yine de bir süre hastanede müşahede altında tutacağız. Görebilir miyim? Tabii, çok yormamak kaydıyla. Teşekkürler. Efendim Zeynep. Arda. Zeynep, ne oldu? Tahir amca. Kaza yapmış biz. Şu anda hastanedeyiz. Kaza mı yapmış? Nasıl peki, iyi mi? Arda, ne olur geri dön. Tamam, tamam dönüyorum. Sen bana konum at yalnız. Tamam. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu, özür dilerim. Yok yok, özür dilemek yok, kendini suçlamak da yok, tamam mı? Bitti gitti işte bak, doktor iyisin dedi, bir şeyim yok, bir şeyim yok, tamam mı? Olabilirdi ama benim yüzümden sana bir şey olabilirdi. Tamam iyiyim, üzme kendini. Tamam, tamam, tamam. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim kızım benim. Tahir amcacığım, çok şükür iyisiniz. Çok korkuttunuz bizi. Ey Allah ya, gece gece herkesi üzdüm ya. Baba olur mu öyle şey? Gonca, bak bunu kimseye söyleme, olur mu? Bak bir şeyim yok. İnsanlar boşu boşuna telaşlanmasınlar. Tamam, merak etme. Ben az önce telefonda Arda'ya söyledim. Arda'dan başka kimseye söylemeyiz, merak etme babacığım. Bundan sonra sen ne istersen olacak. Sen mutlu ol, iyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Olacağım. Merak etme, olacağım. Hep birlikte olacağız, tamam. Toprak da yok hayatımızda artık. İyiyim, merak etme. Sen varsın, işim var. Zaten çok ihmal ettim işimi. Hayallerimi çok ihmal ettim. Bundan sonra onlara odaklanacağım. Sen hiç merak etme, tamam mı? Canım. Sık dışını şimdi hadi. Ay Halil, ne yapacağız biz böyle ya? Hidayet, Hidayet nerede kaldı doktor Hidayet? Yarım saate burada efendim. Bana bak. Güvenilir bir doktor değil mi? Öyle polisi molisi aramaz. Ha, yok, merak etmeyin efendim. Ama keşke hastaneye götürseydik Canan Hanım. Yani burada gerekli tıbbi koşullar olmadan... Hastane olmaz. Hastane olmaz, sana bin defa dedim. Hastaneye gidersek polise ne diyeceğiz? Ha? Polise ne diyeceğiz? Zaten kurşun sıyılmış. Gel bak. Bakamam ben Halil Bey. Bakamam ben. Kan tutuyor beni. Tam olarak hadisenin nasıl vuku bulduğunu söyleseydiniz daha çok yardımcı olabilirdim ben size. Olamazsın Hidayet. Sen yardımcı olamazsın. Doktor gelsin yeter. Acaba Rıfat Bey'e de haber verse miydik? Yok. Yok yok, arayıp da boşuna üzmeyelim biz babamı, yok. Evet. Canan doğru söylüyor. Rıfat ağayı boşuna üzmeyelim. Sonra biz de üzülürüz. Anladın mı Hidayet? Yani aslında o da bilse yani... Hidayet. Bu ne ya? Baban çip falan mı taktı bize? Nasıl arıyor hemen şimdi ya? Ya 50 kere aradı tabii, açmayınca daha çok merak ediyordur. Nihayetinde adamı silahını çaldım ya. Canım. Aç. Aç. Dur tut. Ah. Babacığım. Canan. Kızım seni çok merak ettim.
Çok merak ettim. Neredesin? İyiyim ben babacığım, iyiyim. Merak etme. Sana bir şey söyleyeceğim. Bana doğru cevap ver. Benim silahımı sen mi aldın? Silahını mı? Yok. Silah mı? Evet. Çekmeceye koymuştum. Yok. Yok babam. Almadım ben senin silahını falan. Niye alayım ben? Sen başka bir yere koymuşsundur herhalde. Çok unutkansın sen bugünlerde. Peki kızım, telefonlarını niye açmıyorsun? Ha, niye cevap vermiyorsun? Ya yüreğime inecek ya. Birdenbire kayboldun, yok oldun ortada. Neredesin? Halil'le buluştuk biz dışarıda. Halil'le mi buluştunuz? O nereden çıktı şimdi? Ya baba, bu Pınar Hanım mevzusu var ya, biz onu tamamen yanlış anlamışız ya. Ben kocamla oturdum, biz güzel güzel konuştuk, anlattı bana Halil. Tamamen ticari bir mevzu yani. Babam, bak Halil'in de çok selam var ama benim şimdi kapatmam lazım. Tamam babam? Hadi babacığım, görüşürüz. Of. Ay hadi, atlattık bunu da çok şükür. Hidayet, duydun değil mi? Rıfat Ağa hiçbir şey bilmeyecek. Eğer bizimle ağız birliği yapmazsan ben senin o ağzını yırtarım. Yırtarsınız efendim. Nerede kaldı bu doktor ya? Fizan'dan mı geliyor? Birazdan gel. Doktor bey, doktor bey, gelin. Gelin, gelin, gelin. Acil pansuman yapılması lazım, lütfen hadi. Ali, telefonu al, suyu da al. Dede. Hayırdır, ne işin var senin burada? Hayırdır dede, hayırdır, merak etme. Senden uzun zamandır bir hayır olmadı ama... Gonca buraya geldikten sonra hayırsızlığın kitabını yazdın, kitabını. Müjdemi isterim dedeciğim. Gonca beni terk etti. Sen şu an yakışıklı yakışıklı tebessüm mü ediyorsun gerçekten? Şimdi düşündüm de seni uzun zamandır gülerken görmemiştim ben ha. Buna da şükür diyeceğim de torununu üzen bir şeye seviniyor olduğunu düşününce bu nasıl bir akrabalık diye sormaktan kendimi alamıyorum. Ya aralarında kan bağı olan insanlar birbirlerini kollamazlar mı? Bu aileyi birlik ve dirlik içinde tutmak benim görevim. Ha. Eğer o Gonca benim aileme zarar veriyorsa... tabii ki senden uzakta olmasına sevineceğim. Geç bunları dede, geç. Neyse. Ben herkesi burada bir arada bulurum diye düşünmüştüm ama... annemle babama ayrı bir fasıl düzenleyeceğiz anlaşılan. Belki kutlama yaparsınız ha? Yeter Toprak. Bırak bu ukala tavırları. Madem ayrıldın... madem Gonca artık bizim hayatımızda değil, sen de gel fabrikanın başına geç. Orası senin yerin. İşler güçler seni bekliyor. Ben ata beylerin onun bunun hakkını yiyerek, işçilerin alın terlerini sömürerek inşa ettikleri fabrikada çalışmam. Ne fabrikalarında çalışırım, ne evlerinde kalırım. Bugüne kadar çalıştığım ve yaşadığım kadarına da lanet olsun. Ben Adnan Fuat'a verdiğim sözü tutacağım. Attığım imzayı unutmayacağım. Ne biçim ayrılık bu? Ha? O kızla Allah'ın her günü dip dibe olacaksın. Kimi kandırıyorsun sen? Ben sana Gonca'dan ayrıldım, işten de ayrıldım demedim ki. Adnan Fuat'la olan ortaklığım bakidir. Gerçi sen böyle şeylerden anlamazsın ya. Yani sözden, ahlaki değerlerden. En iyisi herkes iyi anladığı şeyi yapsın dede. Ben sözümü tutayım, ortaklığıma devam edeyim. Sen de zorbalığa devam et. Ta ki etrafında hiç kimse kalmayana dek. Baba yardım edeyim. Tamam.
Sahil amca, yardımcı olayım ben de. Teşekkür ederim. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar geçmiş olsun Tahir amcacığım. Teşekkür ederim. Size kahvaltı hazırladım. Tabii Tahir amcanın baba kahvaltısı gibi olmadı ama. Ya ne zahmet ettin kızım ya. Ya olur mu öyle şey? Biz bir aileyiz. İşte ben şu eşyalarınızı yukarı çıkartayım Tahir amca. Arda, zahmet etme oğlum be. Ben bir ara yaparım. Vallahi bırak. Ya ne zahmeti? Ben bunların hepsini teker teker yerleştiririm ama siz yeter ki istirahat edin. Hep ben de yardım edeyim sana. Yani sen şimdi eşyaların yerini bilemezsin. Tamam. Bu ikisi iyi ki var. Sana kardeş gibiler. Gonca. Baba. Hayırdır kızım, daldın gittin. Bir şeye mi takıldı kafa? Önemli değil. Ha. Zamanla her şey geçer bak. Asıl bundan sonra ne yapacağımız çok önemli. Her şeyi yeniden başlıyoruz. Bundan sonra sadece sen, ben, Zeynep ve Arda. Aferin benim kızıma. Aklın yolu bir. Yani insanın iyi olanı, doğru olanı bulması meziyettir. Atabeylerden bize sadece zarar geldi. Oğullarından mı fayda gelecek? Evet. Bundan sonra sadece geleceğime bakıyorum ben. Benim neler yapabileceğimi görecekler. O atabeyler kimi karşılarına aldıklarını görecekler. Sanırım ben kendimi tam olarak tanıtamadım onlara, biliyor musun? Gerçek Gonca kimmiş görecek hepsi. Şurada. Olacak yani. Konuşmuyoruz. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz falan. Ne alakası var Zeynep? Nereden çıkartıyorsun? Anladım. Mış gibi yapıyoruz yani. İnkar ediyoruz. Ben hiçbir şey demedim. Sen de hiçbir şey duymadın. Bak Zeyno. Olacak iş var, olmayacak iş var. Bana duygularını anlattın. Ben dinledim ve cevabını da verdim. Daha ne istiyorsun? Ne yapayım? O kadar net yani. Evet, o kadar net. Boşuna sana ümit mi vereyim? Bekle, belki başka bir vakitte olur mu diyeyim. Ne istiyorsun? Deme tabii. Bak Zeyno. Sen seni layığıyla sevecek birini bul. O kişi ben değilim. Bak sen hem iyisin hem... Aman tamam. Yeter bu kadar klişe ya. Ben acıktım. Hadi yemek yiyelim, kahvaltı yapalım. Dertsiz başıma dert anlamıyor ya. O Gonca Kezban'ın suratını görmen lazımdı. Bir de mayimi haliyle bir tavırlar, bir tripler. Böyle buğulu buğulu bakışlar toprağa. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Her şey ortada. Gonca nasıl yedi? Bizim fotoğraf planımız bile ondan daha iyiydi. Deniz'ciğim bak bir daha anlatıyorum. Ben tam toprağın dudağına yapıştım. Gonca girdi içeri. Bir düşünsene. Bu manzara karşısında akıl yürütecek hal mi kalır insanda? Hep işe yaradı mı? Yaradı. Gonca morardı mı? Morardı. Ya abartmıyorum sana. Şu tişörtün rengi gibiydi. Suratı böyle mosmor ileriyordu. Of. İşte en tatsız da bu. Toprak arıyor. Kesin bir sürü laf edecek bana. Ya bir aç, bir duy bakalım ne diyecek. Ona göre cevap verirsin zaten. Efendim Toprak? Ece, ada burnunda bekliyorum ben. Müsaitsen gelebilir misin? Olur. Olur tabii ki müsaitim. Birazdan oradayım. İyi. Ay Deniz, Toprak benimle buluşmak istiyor. Ve inanır mısın sesi kızgın değildi bu sefer. Belki de gerçekten bu defa ondan vazgeçmeyeceğimi anladı. Belki de gerçekten yelkenleri suya indiriyor.
Ay Allah'ım, sonunda bu Ece kulunu gördün. Şu an bana yürü ya kulum diyorsundur inşallah. Deniz, Deniz hemen aç. Ablam niyetine kavuşsun, meditasyona başla. Tamam mı? Gönder bana bütün enerjimi, çok ihtiyacım var. Sen hiç merak etme ablacığım, tüm enerjim seninle. Hadi ben gidiyorum, bana enerjini yolluyorsun. Ben de toprak konuşup geliyorum. Hadi kahveyi ödersin. Bundan sonra sadece iş. Varsa yoksa iş. Bunu sakın unutma, tamam mı? Evet. Şimdi. Sabah 9. İş başı. Gece 12 paydos. 9 çok geç. 8. Güzel. Günaydın Gonca. Günaydın. Burayı ne kadar güzel yapmışsın. İnsanın çalışacağı yoksa bile çalışır burada. Kendimce bir şeyler yaptım Fuat Bey. Ama çalışma programın inanılmaz. Planına göre... Bak. Çalışmanın sürekliliği için yorulmamak, yorulmamak için de dinlenecek vakit lazım. Ben programda hiç mola göremiyorum. Çok oyalandım. Ertelediğim bütün projelerle ilgili bir şeyler yapacağım artık. Her şeyi tekrardan bir gözden geçirmem gerekiyor. Boş işlerle uğraşmak yok artık. Aslında ben pek boşa vakit harcadığını düşünmüyorum. Toprak'la zor günler atlattınız. Evet, öyle oldu. Biz ayrıldık. Kapandı o konu yani. Barışmamak üzere ayrıldık. Bir dakika, nasıl? Anlamadım. Ayrıldık yani. Öyle karar verdik. Fuat Bey, bu arada lütfen. Yani şey, karışmasanız iyi olur. Tamam, tabii ki bu sizin kararınız ama üzüldüm. Fatma Ana ve diğerleri de üzülecek. Birazdan yanlarına gideceğim zaten. Herkes ayrıldığımızı benden duysun istiyorum. Git tabi. Geç kalmam ama. Hiç sorun değil. Zaman senin. Bu arada bir şeye ihtiyacın olursa lütfen haberim olsun. Hemen temin ederim. Teşekkür ederim. Aslında bir asistana ihtiyacım olacak. Tamam. Hemen söyleyeyim, araştırmaya başlasınlar. Benim bir tanıdığım var. Çok yakın arkadaşım, bilmiyorum tanıştınız mı, Zeynep. Baştan beri çok yardımcı oluyor bana. Sen kimi istiyorsan o olsun. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Zaman gidelim bakalım. Toprak. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Tam burası benim Gonca'ya evlilik teklif ettiğim yer, biliyor musun? Biraz yürüyelim mi? Yürüyelim. Ben sana çok kızdım Ece. Sana çok öfkelendim. Ama sen benim bir şeyi fark etmemi sağladın, biliyor musun? Yani biz aslında Gonca'yla çok farklıymışız. İki zıt kutup gibi, hatta kutup falan da değilmişiz biz. Apayrı bambaşka şeylermişiz yani.
Evet, yani onu ilk tanıdığımda yoğun hisler hissettim. Doğru, ama o zaman depresyondaydım. Mutsuzdum. Geçmişi atlatamamıştım. Sana karşı bir hayal kırıklığı vardı benim içimde. O yüzden evet, ona yöneldim. Evet, ama sonunda anladım ki biz onunla tamamen farklıymışız. Ama seni çok uzun zamandır tanıyorum Ece ben. Eskiden beri. Eğer o saçma sapan oyunları yapmasaydın, eskisi gibi olsaydın, benzerim olduğunu düşünebilirdim, eşim diyebilirdim sana. Zaten birbirine benzemeyen insanlar birbirlerini bir yere kadar sevebilirler. Toprak, yani ben ne yalan söyleyeyim, buraya gelirken daha sert bir konuşma bekliyordum. Ama söylediklerin, gerçekten böyle mi düşünüyorsun sen? Ben sana hiç yalan söyledim mi? Hiç. Hiç söylemedin. O zaman şu anda da benim samimiyetime inan. Yani sen diyorsun ki biz Gonca ile kesin ayrıldık, öyle mi? Gonca benim için savaşmadı Ece. Gonca bana karşı savaştı. Ama sen, sen benim için mücadele ettin. Benim için savaştın. Eğer bu kararlılığını, bu adanmışlığını dünya için hayırlı bir konuya harcamış olsan, ona odaklansan, şu an tarihin akışını değiştiriyor olabilirdin. Yeniden deneyelim mi? Ne dersin? Yok Toprak. Bunları konuşmak için çok erken. Sen ilişkini yeni noktaladın. Bir de evlilik arifesinden döndün. Ama istersen görüşmeye devam edebiliriz. O zaman yemek yiyelim seninle. Olur. Ay, Canan teyze bunu duysa o kadar çok sevinecek ki. Başka türlü nasıl pansuman yapabilirim? Yavaş yap diyor karım sana, anlamıyor musun? Dün geceye göre daha iyi görünüyor. Kurşun birkaç santim şaşsaydı. Tamam, tamam. Felaket tellallığı yapma. Allah Allah. İyi olacak değil mi? Sen onu söyle bana. Merak etmeyin, iyi olacak. Ben gidiyorum. Verdiğim ağrı kesicileri unutmayın lütfen. Sen bu kadar bastırmasan ağrımayacaktı zaten. Bana bak. Hiçbir şey duymadın, görmedin, tamam mı? Halil Bey'in dediği gibi, burada gördüklerini, duyduklarını unutacaksın. Ağzından bir tek kelime çıkmayacak İsmail. Siz merak etmeyin Hidayet abi, benden laf çıkmaz. İyi, iyi, güzel. Hadi ben seni bırakayım. Hadi. Canan, ben şu çorbaya bir bakayım. Sen bana çorba mı yapıyorsun? Ha? Tavuk suyu çorba. Yani bu tarifteki gibi tavukları ince ince dildim ama ya köy tavuğu tabii bu, geç pişiyor. Ama yine dediği gibi ben böyle tavukları küp küp doğradım. Benim için o kadar zahmete girdin yani. Ya ben sana sormadım. Sormadım ben sana. Başka bir şey mi isterdin? Başka bir şey mi yapsaydım? Ama ne bileyim ya, internette yani tavuk suyu çorba için her derde deva yazıyordu. Ya yani abi hayat gibi bir şey, bir tek ölüme çare değilmiş. Ben de ne bileyim işte köy tavuğu aldım. Bu dışarıdakilerin içine ne koydukları belli. Canan. Kelle paça mı isterdin? Kelle paça mı yapsaydım ben sana? Valla. İstiyorsan yapayım. Tamam Halil, tamam. Ha, bana bak. O emlakçı Pınar'dan haber var mı? Otobüs firmalarına sordurttum efendim. Ha. Gitmemiş. Yani şimdilik malumat bu yani. İyi. İyi. Hidayet bana bak. Fare deliğine de girse o kadını bulacaksın. Duydun mu dediğimi? Anladım efendim. Hadi, hadi. Ha Hidayet. Buyurun efendim. Gel, çok önemli bir şey var. İki tane limon al. Ben unutmuşum da. Limon. Evet, limon. Hadi. Hadi. Seyfe! Huu, kime diyorum ben? Gel kız, bekliyor, konuşacaklığa var. Gel hadi. Geldim, geldim. Ay ay. Ay, çok affedersiniz, çok affedersiniz. Obada önce güneş sonra kuru soğuk çatır çatır çatladı cildim. Onun için biraz kremlendim. Yani kendime bakmam gerekiyor. Senin için kremlendim. Bak bebek gibi oldum. Cilde bak, bebek gibi. Bak. Tövbe tövbe. Git öte. Git. Aa. Bakın.
Kızım sen anlat bakalım şimdi. Biz dinliyoruz yavrum. Biz kesin bir karar verdik. Toprak'la ayrıldık. Ne? Kesin karar. Nasıl ya? Ben elbisemi bile seçtim düğün için. Olmaz öyle şey. Dalga geçiyorum değil mi yenge? Ha? Dalga geçiyorum ya. Dalga geçmiyorum halinde. Vallahi kusura kalmayın. Benim artık yüreğim böyle şeyleri kaldırmıyor. Yeminle kaldırmıyor ya. Aşkım. Aşkım olur mu öyle şey arkadaş ya? Aşkım. Ya bak ne yapar ne eder siz yine barışırsınız. Olan Ali'ye oldu. Barışmayız. Kızım sen şimdi bana bir etraflıca anlat bak ya. Nedir bu hal? Ha? Ne ettiniz siz ya? Gayet güzel gidiyordunuz. Ne oldu gari? He? Yemin sözüne gözüne geldiniz kızım. Meğer aşıkların gözü nazarı da birbirine değermiş. Bunu da gördük ya. Öyle olması gerekiyordu Fatma Hanım. Üzülecek bir şey yok. Yani doğal şeyler bunlar sonuçta. İnsanlar birbirini sever, bir araya gelir. Bir noktadan sonra yapamayacaklarını anlarlar ve ayrılmaya karar verirler. Böyledir. Öyle deli delin konuşup durma bak ya sen. Ne oluyormuş? Ha? Neymiş o öyle? Küçük çocuklar gibi. Ben seninle küstüm, hadi ayrılalım. Yok gel seninle barıştım, hadi gel evlenelim. Kızım siz kaç yaşındasınız? Koca koca insanlar oldunuz gar. Yetişkinsiniz, yalan etmeyin. Evet, yetişkiniz. Kararlarımızın sorumluluğunu alabiliriz artık. Toprak'la bir araya gelmek istemiyorum artık Fatma'na ve senden rica ediyorum. Lütfen bizi barıştırmaya çalışma, tamam mı? Lütfen. Yani ben buna söz veremem. Yani ben vazife icabı yapamam. Duramam yapmadan. Ben ille barıştırmak isterim sizi. Yani onun için kusura bakma. Ben aşık doktoruyum. Siz birbirine aşık iki insansınız. Hem de birbirine çok aşık iki insansınız. Bir şeyler duydum Toprak. Doğru mu? Anladığım kadarıyla Gonca ile ayrıldığımızı duydunuz. Ama merak etmeyin yani şirketteki ortaklığım baki. İmzamın arkasındayım. Yok. Şu anda merak ettiğim iş güç değil. Gonca ile sana gerçekten ne oldu? Bunu konuşmasak. Anlatıp anlatıp yeniden aynı acıyı yaşamak istemiyorum. Ne olduğuna değil, ne olacağına bakmak istiyorum bundan sonra. Bu işin arkasında yine Ece var değil mi? Siz nereden biliyorsunuz? Çünkü hakkında detaylı bir araştırma yaptırdım. Bakın. Ece'nin ailesi iflas etti. Battılar. Buraya da seni evlenmeye ikna edip bütün paranın üstüne oturmak için gönderildi. Bu yüzden de Gonca ile sizi ayırmak için her şeyi yapıyor. Ece her zaman maddiyatı her şeyin üstünde tutmuştur. O yüzden hiç şaşırmadım. Şimdi de bulduğu ilk fırsatta senden faydalanmaya çalışıyor. Ece'yi anlıyorum. Kendine göre haklı sebepleri var. Ama seni anlayamıyorum. Bak, bu şekilde Gonca'dan intikam almaya çalışıyorsan bence doğru bir şey yapmıyorsun. İntikam alacağım. Ama Gonca'dan değil. Ve sadece bir kişiden de değil. Yüzünü kara çıkartmayacağım anne. Gülümseren kızı neler başarabiliyor görecek Atabeyler.
Yok yok. Aşıkların sonu böyle olmaz. Ya ölüm ayırır onları ya da hiç ayrılmazlar. Ya gördüğüm kadarıyla Toprak'la Gonca da hala yaşıyor. O zaman ben işe yaramıyorum. Ben aşk doktoru falan değilim. En fazla aşk teknisyeniyim. Ya tedavilerim tutmuyor, tutmuyor işte. Umma da çok bıdı 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 konuştun. Seyfi bak dualarımı bile karıştırdın. Bu da kafa be. Aa, Fatma yani sen Gonca'yla Toprak tekrar birleşsin diye dua okuyordun. Belki de gönül kapın açıktı. Zaten senin kalbin karbeyaz. Hay Allah diyeyim. Bir tekrar birleşeceklerdi. Şimdi ben mi engel ol? Allah olmaz olsun benim gibi aç doktoru. Tamam bir sakin bir kurban olayım. Bir otur hele sen. Bir sakin. Allah kelamı etmişler ki bozulmayacak. Ya bir de sen çıkma başımıza. Bir şöyle moralini toparla, bir kendini toparla, bir çek düzen ver. Seyfi, aa. Yani sen diyorsun ki kraliçem, aşıklar önünde sonunda tekrar birleşir değil mi? Höst diyorum ben Seyfi. Höst diyorum, get öte. Tamam. Git yanına. Ama aşıklar ayrılmasın Fatma. Ya Seyfi, hiçbir Gonca topraksız yaşayabilir mi? Hiçbir Gonca toprak olmadan böyle güneşe doğru boyun uzatabilir mi? Ya hiçbir Gonca topraksız gök salabilir mi? Edemez. Onun için Gonca topraksız yapamaz. İlla ki toprağıyla Goncası birlikte olacaklar. Fuat Bey. Gonca ne oldu? Döner dönmez hemen dosyalara baktım. Şimdi muhafaza koşulları ve depolarda düzenlemelere ihtiyacımız var. Ayrıca makinelerin garanti süreleriyle ilgili yurt dışındaki firmayla iletişime geçmemiz gerekiyor. Bir de laboratuvarların denetlenmesi gerekiyor. Çıktıları şu şekilde alabilirsiniz. Mail olarak da attım hepsini. Ah, başım döndü gerçekten. Ama benim çok acil bir toplantıya girmem lazım. Toplantıdan sonra seni detaylı bir şekilde dinleyeceğim. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Siz toplantıya girin, ben de laboratuvarı halledeyim. Ben yaparım, tek başına yaparım ben. Laboratuvar bende. Hanımefendiler endüstri mühendisi diye biliyordum ben ama galiba arada planlamacı yetkisi de almış. Yani işverene neyin nasıl olacağını, kimin ne yapacağını söylemek de ilginç tabii. Okullarda İş adabı öğretilmiyor. Tecrübe şart. Seni çok iyi anlıyorum. Atabeylerde bu şekilde ilerlemiyor değil mi? Hiyerarşi sistemi falan var size. Biz burada alt üst prensibiyle çalışmıyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Demokratik bir yer burası. Madem sen burada çalışmaya devam etme kararı aldın, o zaman sana acil bir şekilde şirket etiği eğitim vermek zorundayız. Unutmadan hemen yazayım. Önemli sonuçlar. Yani sen bana daha çok kimin ne yapacağını, ne yapması gerektiğini çoktan belirlemişsin de demokrasi ayağına bize onaylatmaya, yedirmeye çalışıyormuşsun gibi geldi ama neyse. Bana bak, vaktimiz yok. Kimse seninle anlaşmak zorunda değil, tamam mı? Hı-hı. Sen tekrardan bir düşün. Gerçekten burada çalışmak istiyor musun, istemiyor musun? Şöyle bir şey yapalım. Ben sizin yerinize laboratuvardaki işi halledeyim. Siz de benim yerime toplantıya girip yatırımcıları ikna etmeye çalışın. Ama şöyle bir problem var. Bulgarca konuşmanız lazım. Affedersiniz Fuat Bey. Alternatif formüller ve gramajlarla ilgili bilgi almam gerekiyor. Acemilik işte. Yani tabii hoş görmek lazım bence. Ben de o zaman şey yapayım. Gideyim şey... Alternatif formüller ve gramajlarla ilgili bilgi alayım. Ben ne yapacağım bunlarla ya? Hadi hayırlısı.
Canan. Bulaşıkları yıkadım. Çayı da koydum. Başka bir şey ister misin? Yok sağ ol Halil'cim. Ellerine sağlık. İyi. Sen ne izliyorsun? Ya gel bak otur. Bak bak gel. Bak. Bu kediyi geçen sene sokakta bulmuşlar. Ölmek üzereymiş. Kadın almış, sahip çıkmış. Bak şimdi şunun güzelliğini görüyor musun? Bak, bak, bak. Ne olmuş buna ya? Değil mi? Sevgi iyileştirir. Canan. Bu yaptığın için ömür boyu minnettar kalacağım ben sana. Ben hiç böyle dokunmamıştım. Nasıl? Şefkatle. Canan, eğer sana bir şey olsaydı var ya, ben ömrümün sonuna kadar kendimi affetmezdim. Ömrümün sonuna kadar. Bunca yıl boyunca ben hastalandığımda hep sen beni iyileştirdin. Hangi ilacı saat kaçta alacağımı bilmem ki ben. Hep sen verdin. Yani hangi kravat neyle giyilir, hangi çorap giyilir? Bunların hiçbir tanesini bilmem ben. Hiç. Gerek de kalmadı ki. Hep sen yaptın. Bırak da şu ömrü hayatımda bir kere de ben senin için bir şey yapayım. Hayat varsa umut da vardır Halil. Belki bizim için de vardır. Temiz bir sayfa açarız beraber. Hı. Olmadı, denedik deriz. İş. Çok güzel. Pardon. Bu ne? Hı? Bu ne? Ben kiremit rengi istesem kiremit rengi derdim değil mi? Ben sana bu arada demedim mi? Kaç yaşındasın sen? 3 mü? Kreş mi burası? Sana bütün renkleri baştan mı öğreteyim ben sarı kırmızı lacivert diye? Şimdi git hemen bordo oje getir. Özür dilerim canım. Ben hemen hallediyorum. Üf, aptallah hiç tahammülüm yok. Ama abartın Ece ya. Kiremit rengi olmayınca olmuyor mu? Olmuyor canım. Olmuyor. Hem dünyanın parasını almayı biliyorlarsa duyduklarını da anlamayı öğrenecekler. Bu kadar. Abla yani ne oldu şimdi? Ne diyecek Toprak? Senin ojelerin niye bordo değil mi diyecek? Erkekler böyle şeylere bakmaz ki tatlım. Sen öyle san tatlım. Deniz, Toprak'ın beni burada davet ettiği yerdeki insanlar birbirlerini gözleriyle yer. Kızım, buranın sosyetesi çok dedikoducu. Hele eski sezon bir kıyafet giy, trend olmayan bir makyaj yap. Nasıl dedikodu yapıyorlar biliyor musun arkanda? Hem ablan bu günü yıllardır bekliyor. O yüzden arkamdan konuşturamam. Ay Deniz, Toprak bana resmen birlikte olmayı teklif etti. Sen benim için savaştın dedi. Biz birbirimizin aynısıyız dedi. İşte benim bu fırsatı elimin tersiyle itme şansım yok. Her şeyim mükemmel olmalı. Tırnağımın ucundan saçımın teline kadar. Abla ya, hemen atlamasın mıydın keşke? Ben hemen atlayacağım. Sen ablanı hiç tanımamışsın. Kendimi öyle bir ağırdan satacağım ki. Bekle ve gör. Hadi ya, bir bordo oje istedim. Atla deve sanki. Ay, ay yavaş insanlar. Hadi! Otoglav torbaları yeterince var değil mi? Var Toprak Bey. Güzel. Ultraviyoleler de doğru derecelerinde. Evet efendim. Tavırlara bak, tavırlara. Bir şey mi soracaksınız Gonca Hanım? Yok, şey diyecektim ben. Raporlamaları ne kadarda bir yapıyorsunuz? Her gün. Her gün yapıyorsunuz. Ya ideal olanla üretilen birbirine tutmazsa ne yapıyorsunuz? Bu tarz sorunları düzeltebilmek için ayrıca ne kadar zaman gerekiyor? Yani iş planına göre artı eksi kaç gün ayarlıyorsunuz? Biz de burada çalışmaya çalışıyoruz.
Böyle sürekli ahiret sualleri sorarsanız nasıl işimize konsantre olacağız? Onu bilemem. Kusura bakmayın böyle. Peki şimdi 3 tır depodan çıktı desek. Tek seferde kaç tüp krem teslim etmiş oluyoruz? Bu ürün teslim bölümüyle ilgili Gonca Hanım. Peki ürün teslimiyle laboratuvarımızın koordinasyonu ne durumda? Eş güdümle çalışabiliyor muyuz? Hayır, sen bunların cevaplarını öğrenip ne yapacaksın acaba? Bunlar senin işinle ilgili değil ki. Fabrikada bunların her biriyle ilgili ayrı ayrı birimler var. Ayrıca zaten cevaplarını da laborantlardan alamazsın. Saçma sapan sorularınla insanları kıvrandırıp durma. Sana cevap vermeye çalışıyorlar, sus da diyemiyorlar. Bırak işlerini yapsınlar. Soru sormadan hiçbir şey öğrenemezsin Toprak Bey. Gonca, burası bir fabrika, antik Yunan felsefe okulu değil. Basit bir matematiği var, herkesin bir görevi var. İşimizi yaparız, teslim ederiz, para kazanırız. Sen şu an herkesin vaktini çalıyorsun, işleri aksatıyorsun. Sana ne ya? Sana mı soruyorum ben? Arkadaşlara soruyorum. Cevap vermek istemezlerse de vermezler yani. Hem ben burada şimdi soru sordum diye şirket iflas mı edecek? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Benden daha iyi oldun mu? Onun ispatı var zaten. CV'me bakabilirsin istersen. Ha, sen şimdi gidip çaycıya falan sorarsın. Ben onu da öğreteyim sana. Çalışanların CV'leri insan kaynaklarında. O da 1. katta. Sen daha dur. Kolay gelsin. Gonca Hanım nereye? Alternatif formüller ve gramajları inceliyorduk. Ben odaya gidiyorum. Kaçacak halim yok ya. Gonca bak, kırıcı konuşmak ya da yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama iş bilgisi kadar iş hayatı bilgisi de önemlidir. Tamam mı? Sen bu kapıdan girdikten sonra senin duyguların dışarıda kalacak. Öyle ruh halin el vermedi diye işin ortasında çıkıp gidemezsin. Robot muyum ben? Hayır. Ama acemisin ve kabullenmiyorsun. Bak, buradaki herkesin aynı anda kafası atsa, biri tuvalete gitse, öbürü hava almaya çıksa, kimsenin olmadığı o 5 dakikada bu şirket ne kadar büyük zarar eder sen biliyor musun? Haklı olacağım diye bir düşünsene, şu şunu yapsa, bilmem ne, birden şey olsa falan. Bana bak, bir tek senin duyguların yok. Buradaki herkes insan. Herkesin bir derdi var, herkesin bir meselesi var. Senin bu yaptığına şımarıklık denir. Bence sen burada çalışma işini ve bu ortaklık mevzunu bir daha düşün istersen. Ha, bu arada beni yanlış anlama. Aramızdaki mevzudan ötürü falan söylemiyorum. Senin gibileri ben daha önce çok gördüm. Öngörüyorum diyelim. Sana yardım ediyorum. Bu kafayla senin burada çalışman biraz zor. Atabeymişim demek ha? Al sana Atabey. Allah'ım ne olur yardım et, yüzümü kara çıkarma yarabbim. Amin. Merhaba, kime bakmıştınız? Tahir Bey'in evi burası mı? Evet. Tahir amca! Efendim? Misafirim var. Hanımefendi sizi görmek istiyor. Zühre Hanım, buyurun. Buyurun. Ben işe gideyim. Geç kalmayayım, Gonca çok kızar. Tamam kızım, görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar Tahir Bey. Merhaba. Lütfen, lütfen. Çok geçmiş olsun Tahir Bey. Sağ ol. Keşke beni dinleseydiniz. O kadar dedim size, gitmeyin diye. Yani işte. Olacağı varmış. Ama her şerde de bir hayır vardır derler ya. Kızımla barıştım. Ya sahi mi? Ay çok sevindim. Atabeylerin oğlundan da ayrılmış. Yani. Hayırlısı olsun diyelim. Gençler bunlar biliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hayatlarını değiştirecek çok çok önemli bir karar alıyorlar. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz sanki
o kararı can hıraş savunan onlar değilmiş gibi öyle birdenbire vazgeçiyorlar. Yani benim Goncam öyle değildi. Yani aklı başında, ne istediğini bilen kararlı bir insandı. Yani bu atabeylerin hergelesi beynini yıkadı, ne yaptıysa. Aşk desek mi biz ona? Ederim arkasılara bu günah, günah. Ne de olsa gidiyorum ölüme doğru karanlığın içine ve yok bir afitam. Burası mı lan? Evet abi, o Tahir denen adamın evi bura. Neyse işte kızım kurtuldu ya. Yani umarım hep böyle devam eder. Atabeyler bir daha hayatımıza girmezler yani. Dedim ya Tahir Bey, genç bunlar. Ben yine de diğer ihtimalleri de görmezden gelmeyin derim. Yani yarın karşınıza dikilip sil baştan her şeyi yeniden yaşamak istiyorum derse de hiç şaşırmayın derim. Ben de benimkinden biliyorum. Sizinki? Emanetin yanında mı? Yanımda abi. İnelim o zaman. Bir oğlum var benim. Yani hiç bahsetmemiştiniz de. Oh, başımın belası. Yılmaz. Tam bir deli bozuk. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Erkek evlat. Yani zor tabii. Aman da. Zaten baba sevgisinden mahrumdu. Ben de hiç olmazsa anne sevgisinden mahrum büyüsün istemedim. Didindim durdum. Yani siz de benim gibi hem analık hem babalık yapmışsınız. Yani bir yerde çocuklar kontrolünüzden çıkıyorlar. Ondan sonra da bildiklerini okumaya başlıyorlar. Hele Yılmaz. El avuca sığmaz bir çocuktu zaten. Şimdi bir görseniz. Ay neyse ya. Dertlerimle sizi de yormayayım daha fazla. Bana müsaade Tahir Bey. Tekrar çok geçmiş olsun. Bir de ne yalan söyleyeyim. Gitmediğinize çok mutlu oldum. Tahir! Lan Tahir! Yılmaz! 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 Oğlum bırak, bırak, bırak o bıçağı. Sen kimsin lan? Oğlum seni sıfırla çarparım, yok ederim. Benim anama yan gözle bakacak adam mısın lan sen? Yılmaz ne yan gözle bakması oğlum, saçmalama. Bırak yavrum, bırak, bırak. Delikanlı bir sakin ol önce, bir beni dinle. Neyini dinleyeceğim lan seni? Senin neyini dinleyeceğim? Oğlum, oğlum, oğlum ne olur. Sen benim anamı sahipsiz mi sandın oğlum, lan? Oğlum ne sahipsizliği Doğan? Doğan sen de güya zapt edecektin, yangına körükle gidiyorsun. Adam için dünyayı yakarım lan ben. Yok öyle eskisi gibi. Çocuk yok lan kimsenin korsunlar. Oğlum sus, sus yeter. Öldürmek mi istiyorsun sen beni? Delikanlı dur bak. Anlamadan dinlemeden celallenme. Birisi annene zarar verirse önce beni bulur karşısında ha. Ben zarar verirsem de yerim belli, yurdum belli evlat. Gel. Yürü lan. Sen de yürü. Bırak beni. Bak anne çok kötü şeyler olacak. Yılmaz. Bak bana bak. Bu zamana kadar yapmadım ama yemin ederim seni polise veririm. Anladın mı? Seni kendi ellerimle teslim ederim. Yeter artık. Yeter. Özür dilerim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yok, yok. Bütün amacı seni kurtarmak. Yani başka bir yolda bilmiyorum. Bazen böyle olur. Öğrenecek. Öğrenecek, bu böyle olmaz.
olduğunu öğrenmek zorunda. Ben sana boya kalemi takımı alayım. Hepsini komple boya. Bu nedir ya? Her şeyin altı çizilir mi? Tabii. 0-3 yaş önemli. Pardon, hangi konuda? Duygusal gelişim o zaman başlıyor ya hani. Maalesef seninki tam gelişecekken durmuş. Eğer işle ilgili profesyonel bir konu değilse konuşmamaya özen gösterirsek daha iyi olur. Zira sinirimi çok bozuyorsun. Bilmukabele. Canım nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de canım. Ben birazdan çıkarım, onu haber verecektim canım. Canım? Olur canım. O zaman ben yarım saate orada olurum Ececiğim. Tamam, bekliyorum Toprakçığım. Ah, Allah'ım. Bugün benim tarihimi altın harflerle yazılsın. Yazılsın, yazılsın. Kraliçe geri döndü. Ececimler, canımlar. Ben bunu olmaz mıyım? Birkaç kusur. Efendim? Sen kendi kendine falan mı konuşuyorsun ya? Yazık vallahi, üzülüyorum sana ha. Yok, ben şey diyordum. Alternatif formüller ve gramajlarla ilgili çıktıları almak istiyorum. Hemen şimdi lazım. Hadi Toprak. Aa, Funda Hanım. Buyurun Toprak Bey. Ya laboratuvarda alternatif formüller ve gramajlarla ilgili bir dosya var. Gonca Hanım'la beraber onu halledebilir misiniz? Tabii, hallederiz Gonca Hanım'la biz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Daha ilk günden kaytarmalar, savsaklamalar. Bravo yani. Hayırdır ya? Sen üzüm mü yemek istiyorsun yoksa bağcıyı mı dövmek istiyorsun? Hayır. Seni şuradan camdan aşağı atmak istiyorum. Ha? Ne? Efendim? Ne? Kendi kendine mi konuşuyorsun sen yine? Of. Vallahi çok üzülüyorum ya. Sana uzman birini falan mı bulsak? Bak, bırak şimdi beni, tamam mı? Şurada yarım kalan işimiz var, onu halledelim hadi. Senin iki saatte yaptığın işi ben yarım saatte yaptığım için işin bana kalan kısmını ben çoktan bitirdim. Sana kolay gelsin. Ha, takıldığın bir yer falan olursa çekinme, ara beni. Bir dakika. Efendim Gonca'm. Eğer söyleyecek bir şeyin yoksa ben gidiyorum. Nasıl oldu acaba? Oo. Bak, bu kreasyonun adını buldum. Toprak bana canım dedi kreasyonu. Ececiğim de dedi. Yani Toprak bana canım Ececiğim dedi kreasyonu. Abla ya, bu çok samırcan bir kıyafet. Yani sonbahardayız, üşümez misin? Şş, oh benim güzel kardeşim. Ablan üşüyecekse üşür, yanacaksa yanar. İşte ben Toprak'ı böyle elde edeceğim. Ay. Öper mi acaba beni ha? O kadar Ececiğim dedi, canım dedi. Olur herhalde bir fiziksel yakınlaşma. Ay, iyice ergene bağladın ha. Bana bak, sensin ergen. Git şu elindekileri ver. Ben bunu alıyorum. Yürü be Ece, yürü be kızım. Aferin sana. Toprak! Eğer burada ortaksak gitmene izin vermiyorum. Ben sana ihtiyacın olan bütün bilgileri verdim. Tamam işte, Funda ile beraber halledin işleri. Bundan sonra tek başınasın. Benim artık gitmem gerekiyor. Ayıp olacak arkadaşıma. Arkadaşına sonra görüşsen. Ya şu işleri bitirseydik ilk önce olmaz mıydı? Sen bana ne söylemiştin? Robot muyum ben? Soruyorum sana ortak. Robot muyum ben? Hı? Benim hava almaya, sevdiğim bir arkadaşımla vakit geçirmeye hakkım yok mu? Heh, Zeynep, hoş geldin Zeynep. Bak, asistanın da geldi işte. Hep beraber halledersiniz yarım kalan işi.
işleri. Gonca ne oldu? İyi misin sen? Yemin ederim kalp krizi geçireceğim şimdi. Tamam sakin ol. Ne oldu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence dün Ece oyun falan oynamadı. Ben ayrılmakta haklıymışım ya. Bunlar baya baya sevgili olmuş. Nereden çıkarıyorsun canım? Gonca saçmalıyor olabilir misin acaba? Saçmalamıyorum. Az önce yukarıda kızla konuştu ya. Cicimli bicimli falan konuşuyordu. Şimdi de kızın yanına gitti ya. Kızın yanına gitti. Delireceğim ya. Senin eve gelmediğin, ben hiç ilgilenmediğin zamanlarda ben bu dizileri seyrediyorum işte. Ha bak bak, bak bak, bu oğlan var ya, bayılıyorum ha ben bu oğlana. Bayılıyorsun. Benim yanımda, kocanın yanında. Aa, senin tribini yerim ben. Benim kocam benim mi kıskanıyormuş? Şu anda bir mahalledesiniz. Ya Halil aşk olsun, yarı yaşımda oğlan, ben onu toprağın yerine koyuyorum. Gerçi biraz evet ya, bu toprağa benziyor. Değil mi? Ha. Kapı. Kim ki o? Bileyim ben. Kim o? Aç ulan kapıyı, yoksa kıracağım, aç! Babam. Ha. Baban. Sen benim kızımı mı vurdun ha? Sen benim kızımı mı vurdun lan? Ha? Baba yapma baba. Benim kızımı öldürmek istedin ha? Sen iyicene kaşındın ulan. Eceli gelen köpek cami duvarına edermiş. Yeter be, yeter. Bırak edebiyat paralamayı. Ne yapacaksan yap Rıfat'a. Ben kızımı öldürmek istediğini yaşatır mıyım ulan? Ha? Yaşatır mıyım? Bana bak. Kızını düşünen bir tek sen misin ha? O benim karım, karım. Kazara oldu diyorum. Kazara patladı silah. Ya ben onun kılına zarar gelsin ister miyim? Ne kazası ulan? Ne kazası? Sen Canan'dan kurtulmak istiyordun. Onu öldürmek istiyordun lan. Baba dur! Ulan sen. Canan, Canan! Dokunma kocama. Şakam yok, yemin ederim öldürürüm seni. Canan, o benim silahım ha? Canan, Canan, yavrum. Sen de silah doğrultmak alışkanlık haline geldi. Hadi bırak o silahı, ne olur. Gel şu lan! Canan, bak sonra doktoru bulmak falan çok zor oluyor. Hadi bırak karıcığım, hadi, hadi. Müzik radyoda çalıyor değil mi? Yoo, işte bu benim kendi listem. Bak bu da var ya, en favori parçamdı be. Allah Allah, ne zamandır favori parçam? Ben hiç duymamıştım bunu. Yani 2005'ten beri falan yani. Ne bileyim, çocukken falan dinler, böyle kendimden geçerdim. Üf, o kadar derinden etkiliyor yani beni, anladın mı? Anladım, yani güzel tabii. Beğendin değil mi? Bak insanın içini titretiyor artık. Evet. Tabii tabii, bayağı titretiyor. Çok. Toprak ya, gideceğimiz yere daha çok var mı? Yok, çok yok. Ya bir ipucu versen bari. Ya sürpriz diyorum ya. Allah Allah, sürpriz. Tamam, ben bir tahminde bulunuyorum. Beni şu kerevitçiye götürüyorsun, tarihi mekana. O zaman göl kenarındaki balıkçıya, ha? Orası da mı değil? Ya söylesene, çok merak ettim. Bari ipucu ver. Ya ben seni yeni açılmış bir yere, yani daha doğrusu tadilattan geçen bir yere götürüyorum. Var ya, acayip popi bir yer. Böyle önünde kapısında kuyruk oluyor ama ben çaktım torpili, canım benim. Peki, madem öyle diyorsun, sürpriz olsun. Yani ben çok severim sürprizleri. Sen de sürpriz yapmanı seviyorsun. Canım. Lan yürüsene! Oğlum, lan yürü! Benim var ya, gel lan buraya! Git lan! Kızım, ver o silahı bana. Rıfat'a bak, bak uyarayım, bir şekilde o silah patlıyor, haberin olsun. Uzak dur bizden! Her şey senin yüzünden oldu, senin yüzünden! Canan, yavrum, bak sen daha iyileşmedin, daha yeni iyileşiyorsun.
He bak benim imkanlarım kısıtlı. İkinizi birden kaldıramam ben. He bak Rıfat Ağa yaşlı. Hadi, hadi Canan. Konuşma lan, konuşma. Senin gözün hep bizim üzerimizdeydi. Sen o kadar korkuttun ki Halil'i. Beni seveceği varsa da sevemedi. Biz senin yüzünden mutsuz olduk. Şu halime bak. Annemden beter oldum ben ya. Kızım, at o silahı, at. Annemi sen delirttin. Uzak dur bizden. Uzak dur. Kızım, at o silahı elinden. Canan, at. Hadi ne olursun, at. Hadi. Rahat bırak artık bizi. Baba, rahat bırak. Bak, bir güncük senden uzak kaldık. Her şey değişti. Biz hiç bu kadar mutlu olmadık biliyor musun baba? Sen çevrendeki herkese hasta ediyorsun baba, herkese. Demek böyle düşünüyorsun. Benim babam böyle birisi diyorsun ha? Eğer bizi kendi halimize bırakmazsan... ...duyduğun son sözler bunlar olacak baba. Ha Canan, Canan Allah'ını seversen bırak şu silahı. Tamam kızım, tamam. Bunu da gördüm ya. Benim kızım öz babasını öldürecek, öyle mi? Rıfat ha, yahu, yahu bırak hayatımızı yaşayalım. Senden başka bir şey isteyen yok ya. Anla bunu artık. Baba, sen Halil'e baskı yaparak, onu beni sevmesi için zorlayarak esas beni mutsuz ettin. Kim zorla, tehditle birini sevmiş ki bu beni sevsin? Kızım mutlu olsun diye her şeyi yaptım. Kızım üzülmesin diye her şeyi yaptım. Bak, sen Toprak'tan Gonca ayrılsın dedin. Onları bile ayırdım. Ne? Toprak'la Gonca ayrıldı mı? Ne zaman? Toprak bu sabah konağa geldi. Ayrıldığını söyledi. Ya ama baba, niye bunu baştan söylemiyorsun ya? Aşk olsun. Bu ne kadar güzel bir haber. Canım babam benim. Canım babam benim ya. Gel sana bir sarılayım. Allah seni başımızdan eksik etmesin canım benim. Ya Canan, ben hayatımda senin kadar dengesiz bir kadın görmedim ha. Ya Rıfat ha, gerçekten Toprak'la Gonca ayrıldılar mı şimdi? Canım kızım be. Canım kızım. Toprak Hanım hoş geldin. Hanım ablam sen de hoş geldin. Buyurun. Eyvallah Koçero. Ece hadi. Geldim canım. Selami abi bizi bir gör be. Toprağım az bekle hemen geliyorum. On numara mekan değil mi? Beğendin mi? Çok beğendim. Ay Toprak, ne biçim koktu bu ya? İlaç bu, ilaç ha. Of. Abim hoş geldin. Hanım ablama ne vereyim? Hanım abla diyor bana. Ayrıca niye bana sormuyor ne istediğini? Ya şimdi sen burada ne yenir, ne içilir bilmiyorsun ya. Ondan yani ben hallederim şimdi. Şimdi sen hanımefendiye bir nohutlu incik getir, tamam mı? Ortaya da böyle bol soğanlı, sumaklı bir Arnavut ciğeri. Emrin olur sayın abi. Sonra sakatat tabağı. Evet, sakatat tabağı olsun. Böyle böbrek, yürek, dil, beyin, söğüş ne varsa getir. Ne içersiniz? İçecek misin bir şey? Ha, olur ben su içerim. Soğuk soğuk böyle bol buzlu bir su. Su olmaz. Şalgam, şalgam olur. Acılı. Bir de acılı şalgam. Yazdım abim, hemen getiriyorum. Toprak. Niye getirdin beni böyle bir yere? Yani aslında şimdi senin gözünü boyayabilecek şık bir yere götürebilirdim seni. Ama sonra düşündüm, dedim ki bence benim kendime ait hissettiğim bir yere gitmeliyiz. Yoksa sen sonradan diyeceksin ki sen bu muydun? O yüzden beni olduğum gibi tanıman için onun daha doğru olduğunu düşündüm. İyi de sen İtalya'da böyle bir adam mıydın? Ece, İtalya'da nohutlu incik mi vardı ha?
Sen Isparta'dan İtalya'ya gelmem, orası toz toprak demiştin ya. Ama sonra geldin, savaştın. Senin o savaşman beni çok etkiledi. Ve ben ne bileyim, yani bunlara da alışırsın diye düşünüyorum. Böyle ortak bir damak zevkimiz olur seninle. Önemli olan zaten birbirimizin alışkanlıklarına alışmak. Alışmamız, savaşmamız önemli tabii. Ya ben Toprak'la Ece'nin ciddi ciddi birlikte olduklarına falan inanmıyorum. Bir kere olmuş. Neden tekrardan olmasın? Bilmem kaç sene zaten İtalya'da birlikte olmuşlar. Ya seni kıskandırmak istiyorsa? Ya test ediyorsa? Zeyno, bak. Toprak'la ilgili artık bir şey düşünmek istemiyorum, tamam mı? Artık gündemimizden çıksın. Cümlelerimden çıkarmadan aklımdan da çıkaramam. Hadi, iş başına. Sen şunları bir incelesene. Al. Gonca. Ha valla. Hoş geldin. Güzel kızım. Hoş buldum güzel kızım. Güzel kızım. Gel öpeyim. Öyle penlerin çok olsun yavrum. Genelini getirdim sana. Bitti. Çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum kızım. Neden böyle oldu? Ayrıldığımızı sen de biliyorsun değil mi? Üzülme. Üzülme. Bu gelinliği hep saklayacağım. Annemden kalan tek yadigar. Ellerine sağlık, ellerin dert görmesin. Mehmet'imin canını aldılar kızım. Ama gülümseri koparamadılar ondan. Yüreğinde gülümserle gömdüler Mehmet'imi. Sen diyorsun ki bu gelinlik annemden yadigar bana. Annenden bu gelinlik dünyaya yadigar kızım. Onlar tertemiz aşklarını bıraktılar size. Şimdi kaldım öylesi. Ben sizin işlerinizden bir şey anlamıyorum. Size barışın edin de diyemem. Karışmak da istemiyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın gari. Hem bu yaşıma kadar boşa yaşamamışsam, gördüklerim, geçirdiklerimden bir şeyler öğrendiysem eğer, sana diyeceğim ki kızım, senin gibi böyle birbirlerine aşıkken, sevdalıyken ayrılanla çok hata ettiler yavrum. Kendilerine ettiler. Kendilerine. Ne diyeyim gari? Bu gelinlik annemden ve babamdan kalan tek hatıra. Bunu bir ömür boyu saklayacağım. Sen geç otur, ben bir hava alayım. Ben geliyorum birazdan. Toprak abim, bol somaklı soğana. Ha. Afiyet olsun. Ya sen hiç yemiyorsun ama. Biraz yer misin lütfen? Canım, ben iç organ pek sevmiyorum. Ya ne olur bir şundan bir dene. Ha? Toprak lütfen. Tamam o zaman, bak. Ciğer ya, iç organ sayılmaz bu, ye. Ya hatırım için ya, kan yapar. Gel. Al, al. Hoppa. Bir tane daha al bakayım. Ya ne olursun bak, cildi güzelleştirir. Geliyor hadi, uçak geliyor. Aç ağzını. Çok iyi Toprak, çok teşekkür. Yani
Ece, eğer bu hayat tarzı sana uygun değilse ne olur söyle. Ben de o zaman gider şansımı beni olduğum gibi kabul eden başka biriyle denerim. Yani neticede birbirimizi böyle karşılıklı mutsuz etmenin hiçbir anlamı yok. Ben haftada en az 3 gün burada yemek yerim yani. A Toprakcığım, sen yanlış anladın. Ben zaten gelmeden önce yemek yemiştim. Midemde küçük tıkandım o yüzden. Hem senin olmak çok güzel. Yani inan bana nerede olduğumuzun hiç önemi yok Toprak. Bak benim için çabalayacağını biliyordum. Bu benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sana söz, bir dahaki sefere de senin de seveceğin bir yere gideceğiz. Böyle hep erkeğin istediği olmaz. Arada bir kadının da işte sözü falan geçmeli yani, anladın mı? Arada bir mi? Şimdi ben bizim geleceğimiz için bir yatırım yapmak istiyorum. Erken mi bilmiyorum ama bir arazi alacağım bizim için. Nasıl yani? Bizim için, bizim ortak geleceğimiz için mi? Evet, gidelim görelim mi? Görmek ister misin? Hadi gidelim Toprak, hadi. Selami, hesap. Abim. Gel, hesap. Ya cüzdan yok benim yanımda, arabada galiba. Sen ödesene. Ben mi ödeyeyim? Nasıl yani? Aramızda paranın lafı mı var? Aa, yok canım, öyle değil yani. Ben mi ödeyeyim hani yanında cüzdan yoksa? Ben mi ödeyeyim? Aha, sen öde. Ödeyeyim. Ya Selami'ye de bir 100 lira tokalasana ya. Onun durumu çok iyi değil. Tabii Toprak, tokalarım. Kurdele bile yaparım attım. Selami Bey, buyurun. İzninizle ben bir eve geçeyim. Gelinliği bırakayım şimdi, burada şey olmasın. Gidiyor mu kızım? Evet, her şey için teşekkür ederim vallahi. Güzel kızım. Bak ne diyeceğim, aklınızı başınıza devşirin emi. Hadi bakayım. Evden devam ederim ben. Sen burayı kafana takma. İyi ol yeter. Gonca, çıkmadan bir aynaya bak, tamam mı? Bakmış. Fuat Bey oğlum, sen niye bunlara göz kulak olmadın, bir şeyler söyleyivermedin? Bunlar çocuk, akılları beş karış havada. Diveseydin ya bir şeyler. Allah havalı, ben bu aşk meşriklerinden pek anlamıyorum. Ama okuduğum kitaplardan aklımda kalan bir cümle var. Fransız yazar Proust. Aşk karşılıklı işkencedir der. Ben de gördüklerimden artık bunun doğru olduğuna inanıyorum. O sırrı çözülemeyen, insanı alim de eden zalim de, hasta da eden, iyi de eden o efsunlu gücüne inanıyorum aşkım. O yüzden havalam, hayatı akışına bırakmak lazım bazen de. Çok güzel konuşuyorsun ama ben hiçbir şey anlamayayım oğlum. Yani diyor ki, su akar yolunu bulur gibi bir şey diyor. Ha, iyiymiş. Bir sorun var Gonca Hanım, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim Hasan Bey. Efendim, bir bakar mısınız? Hey, sana dedim, bir bakar mısınız? Ne istiyorsun be? Gonca Aydın'ı arıyorum ben. Elimdeki eşkale göre de o sensin. Sen nereden biliyorsun benim eşkalimi? Sosyal medya. Kim tuttu seni? Ha? Atabeyler mi tuttu? Tetikçi falan mısın sen? Ne tetikçisi be?
E kimsin o zaman? Senin bir baban var. İşte senin o adi baban anımın peşinde dolanıyor. Ne dolanması lan? Dibinden ayrılmıyor. Sen başka bir Gonca falan mı arıyorsun ha? Senin babanın ismi Tahir değil mi kızım? Ha? Böyle iri yarı sakallı bir adam. Evet. Ha? İşte senin bu baban geçen gün benim anamın türkü söylediği mekanda kavgaya karışmış. Anam girmiş araya. Seninkini bir güzel pert edeceklermiş de son anda kurtarmış. Ne diyorsun be? Bir dinle be. Sonra bir de senin bu baban mekana da danmış. Ulan semtte mahallede adam değil misin diyorlar lan bana. O babana söyle bir daha ne annemin mekanının yanına ne de onun yanına. Hele bir gelsin. Sen ne diyorsun be? Doğrarım lan ikiniz de. Pilava katar mahalleye yeme derim lan sizi. O iffet düşmanı babana söyle anamdan uzak dursun. İyi misiniz Gonca Hanım? Rahatsız mı ediyor bu arkadaş sizi? Gel lan, gel bak. Bırakın lan. Gel lan buraya. Bırakın lan. Gel lan. Gel lan buraya. Lan bırak. Lan yürü. Oğlum yürü. Senin hepinize bırakın lan. Yürü. Yürü. Lan. O baba lan söyle. Şey. Onu da keseceğim. Gel lan. Onu da keseceğim. Lan gel. Bir daha görmeyeyim lan seni buraya. Lan. Bacaklarına kiralım seni. Görmeyeyim seni bir daha. Ne yedik be? Gerçi sen hiçbir şey yemedin, kırgınım sana. Ay, iç organ meselesi Toprakçığım. Sen üstüne kalın bir şey aldın mı ya giyebilecek? Mandıra şimdi soğuk olur, orada sütleri saklıyorlar ya. Ay, alemsin Toprak. Herhalde bizim için yatırım yapacağın yer mandıra değildir. Ya olur mu sadece mandıra? Hem mandıra hem mero. Büyük baş dolu, büyük baş. Büyük baş mı? Evet. Benim yeni sezon ürünleri için süte ihtiyacım var. Anladın mı? Kozmetiğin içine sütü entegre edeceğim. Çok acayip fikirlerim var böyle. Mesela sütlü lavantalı kremler, sütlü güllü losyonlar. Anladın mı? Ya benim sana layık bir ev almam lazım. İçinde sana göre döşemem lazım. E şimdi sana bir araba da lazım. O mera ve mandıra bizim hayallerimiz için lazım bize. Sen öyle diyorsan. Ya. Ya biz niye bir saat önceden gidiyoruz randevuya? Işık saçan kadınım. Zaten ruhum daralıyor. Toprağımdan Gonca ayrılmış. Aşkım, biz neden jinekoloğa gidiyoruz? Niye? Çocuklarımız olsun diye. Peki, çocuklarımız olunca ne olacak? Sen hayatının her dakikasında toprağı düşünmeyeceksin. Bir kızımız, bir oğlumuz olacak, onları düşüneceksin. Bir kız, bir oğlan mı? O zaman adlarını Toprak'la Gonca koyan mı? Koyalım aşkım, koyalım. Zaten onlar 9 aya 10 güne kalmadan barışır. Belki evlenirler bile. Bebelerimiz amcasıyla yengesinin ellerine doğar. Aşkım. Heh. Sakın şu tarafa bakma. Ne tarafa? Sakın şu tarafa bakma. Ne tarafa? Şu taraf. Ali sakla. Ha? Ha? Nurban Hanım, ben yanlış gördüm değil mi? Toprağımdan Ece yan yana arabaya binmedi değil mi? Ya nasıl sırtı? Güvendiğimiz adama bak, toprağımız deyip bağrımıza bastığımız adama bak. Biz diyoruz ki Gonca yengemle barışırlar mı? O kimlerin peşinde koşuyor? Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? Yılan bile bu kadından daha az tehlikeli. En azından yılan ilişmeyince sokmuyor. Yok arkadaş, ben istifamı veriyorum. Toprağımla da yan yana çalışmayacağım. Çalışmayacağım ya. Benim duygularımla oynadı. Ben çocuk bakacağım. Ben de Pınar Hanım açmıyor kaç gündür telefonumu. Birlikte emlak işi yaparız. Yapar mıyız? Yaparız. Ama önce ben gidip toprağımdan hesap soracağım. Sor aşkım. Sorar mıyım? Sorarım. Sor. Ama önce jinekolog. Sonra da hesap. Hadi. Ben... Baba. Aa,
Dalmışsın, öyle iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hayırdır, sen bu saatte erken döndün? Annemin gelinliğini havalı tamir etmişse onu bırakmaya geldim. Birazdan da geri döneceğim. Bir şey soracağım sana. Sor. Sen Zühre diye bir kadını tanıyor musun? Kim? Zühre. Evet tanıyorum. Aranız iyi herhalde. Sık sık görüşüyor musunuz? Kim söylüyor bunları? Nereden çıktı bunlar? Ha? İsmini duyar duymaz niye böyle gerildin? Gonca, ne demek istiyorsun? Açık açık sorarsana bana. Yakınlık dereceniz nedir? Onu merak ediyorum. Yani dostluğundan, sohbetinden keyif aldığım, ara ara dertleştiğim bir ahbabım diyelim. Hı-hı. Oğlu da varmış. Sen nereden biliyorsun? Yani sorunlu bir çocukmuş. Evet öyle. Hayırdır, senin karşına falan mı çıktı? Dikkatli ol diye söyledim. Allah, ya bu kız bunları nereden biliyor ya? Adnan Fuat söylüyor tabii. Bu herifin her yerde gözü kulağı var ya, her yerde. Babacığım, ben gidiyorum. Tamam. Akşam eğer geç kalacak olursan Arda'ya söyle, işi yoksa seni bıraksın, olur mu? Tamam. Toprak, çok kalmayız değil mi Mandıra'da? Bir turlar döneriz. Yok yok ya. Kalmayız o kadar çok. Ne oluyor Toprak? Ben anlamadım, ne oluyor şu an? Ah, Toprak. Toprak, ne oluyor? Yok yok, endişelenme. Halledeceğim ben şimdi, dur. Tamam. Yok, bu hayat böyle geçmez. Yemin ediyorum geçmez. Sabret Ece. Dayan kızım. Bak, ipler senin eline geçince zaten her şeyi istediğin yolu sen vereceksin. Hadi topla gücünü, in aşağıya. Hadi. Canım. Arabanın yağı bitmiş ya. Ay çok üzüldüm Toprak. Ne yapalım o zaman, kısmet değilmiş Mandıra'ya gitmek. Hadi taksi çağırıp eve dönelim hemen. Olur mu öyle şey ya? Allah aşkına, o kadar yol geldik Ece. Ya ben Mandıra'nın sahibine söz verdim. Olmaz. Anlıyorum canım. Tut bakayım şunu. Ben mi? Tut. Nasıl olacak ya? Ver bana, ver. Ver, ver. Yok. Vallahi iyi olacak, hastanın ayağına gelirmiş doktor. Görüyor musun minibüs? Bu minibüs geçiyor Mandıra'nın oradan. Minibüse mi bineceğiz? He, hadi. Allah'ım. Benim suyuz. Gel. Gel. Hop. Ne ara bu hale geldik acaba? Ne haber? İyi. Nereye? İşe.
Gel bırakayım seni. Tamam. Niye fırçaladın ki beni şimdi sen? Artık işe dönme zamanı geldi. Zaten başka bir amacım da kalmadı hayatta. Sen kötüsün. Hadi anlat. Neyim var? Gerçekten hiç anlatışım yok. Pekala. O zaman ben anlatayım. Neyi? Artık bir evim yok. İstanbul'a gitmeye karar vermiştim ya. Bir ev sahibiyle sözleşmeye feshettik. O da gitmiş hemen bir tane kiracı bulmuş. Evsiz kaldım yani. Üzüldüm. Evet. Ve artık işten de atıldım. O niye? Bu Arzu meselesi yüzünden Rıfat Ağa gitmiş, Hidayet'e ayar çekmiş. Artık büroda beni istemiyormuş. Dolayısıyla bir işim yok. Sen Arzu'yla aranda bir şey mi vardı? Niye evine saklandın? Saçmalama ya. Kız benden kaç yaş küçük? Kardeşim sayılır. Yani kafa kız. Ara sıra sohbet ediyorduk. Güzel vakit geçiyordu. Bir de çok yalnız kız ya. Yardımcı olmak istedim ona. Arzu'yu da çok üzülüyorum. Zaten annem baban Atabey değilmiş gibi bir de o abin olacak Toprak var. Gerçek bir abi olsa zaten kız kardeşine insan yardım eder. Sinirim bozuluyor bak yine. Sparta kontuyla işler pek yolunda gitmiyor galiba. Sizin yüzünüzden. Bizim yüzümüzden. Evet. İnsan bir söyler. Senle o ne alaka der yani. Gonca dalga mı geçiyorsun? Isparta'ya geldiğimizden beri ben sana ne anlatmaya çalışıyorum? Sana bildiğimiz her dilde bunu söylemeye çalıştık. Bizi dinlemedin. İyi anlatamamışsın demek ki. Ama merak etme, ben artık çok iyi anladım. Allah'a şükür. Hanımefendi, biraz karar mısınız? Üstüme bindiniz ya. Ücretler nerede? Vermeyen kaldı mı? Sana diyor. Bende para yok biliyorsun. Asıl bu arabaya bindiğim için bana para vermeleri lazım. Efendim? Ha, yok bir şey. Ya bozuk para versene adama. Sinirlenecek şimdi. Sok onu. Olur Toprak. Tabii bozuk evim. Taşıyorum çünkü hep ben minibüsü binerim diye bozuk. Bak, iyi ki Mandıra'ya gitmişiz diyeceksin. İyi ki yolda geri dönmemişiz diyeceksin. İsveç halleriydi İsveç. Pardon, şuradan iki kişi alır mısınız? Bakın, bozuk uzatıyorum. Pardon, alır mısınız? Ay! Ya yavaş biraz, yavaş. Düşüyordum burada. Hanım abla, sıkı tutun. İlk defa mı minibüse biniyorsun? Bak, bu da hanım abla dedi bana, görüyor musun? Bana. Oh, oh, ablacığım, ayağıma bastınız. Biraz yavaş ya. Pardon. Abicim, sizin bizim canımıza kastınız mı var ya? Ne yediniz siz? Kaç yıldır yıkanmıyorsunuz? Uf. Lütfen biriniz camı açın. Ablacığım, aç şu camı yoksa bayılacağım bu kokudan. Ne camı kızım? Havalar soğuk. Hasta mı edeceksin sen bizi? Ececiğim bak, eğer istersen inebiliriz. Yani bu kadar sana fazla geldiyse... Tabii bizim buralar böyle yani. Bu da bizim toplu taşımamız. Yok Toprakcığım. Olur mu öyle şey? Bak ben halimden gayet memnunum. Baksana böyle sıcak sıcak, samimi samimi gidiyoruz. Bir daha nerede bulacağım böyle bir ortamı? Bir tanesi Nece ya. Gerçekten vallahi baş tacısın. Bu şehir artık bir hemşeri daha kazanıyor. Sen buraların tabii bu yanlarını hiç görmedin. Biraz daha yaşa, iyice bir gör. Bir daha hiç gitmek istemeyeceksin buralardan. Senin ciğerlerine işleyecek burası ciğerlerine. İşliyorum. Adamın kokusu burnumu işliyor. Sağ ol Arda. Rica ederim. Gonca. Diyorum ki akşam bir şeyler mi yapsak? Hem biraz kafa dağıtırız. Olur. Zeynep'i de çağırırız. Birlikte gideriz. Tamam ama şey, çok zorlama gelmek istemezsen. Kötü ikimiz takılırız. Gelir gelir. Güzel olur. Gideceğimiz yeri ben seçiyorum ama. Geç kız, geç. Yavaş, yavaş, yavaş. Rıfat Ağa, çekil şöyle. Gel, yavaş. Gel. Şu minderi alayım ben, dur. Gel böyle yat, böyle. Böyle mi? Evet, evet, böyle. Gel. Tamam. Yavaş. Yavaş. Ah, ah.
Tamam. Canım dur, kaldır kolunu yavaş. Yavaş. İyi misin? Hı, sağ ol. Ne oldu böyle birden? Ya bir şey olmadı kızım. Yoga yaparken yanlışlıkla kolumu incitmişim. Hadi sen bize çay koy. Emredersiniz efendim. Sağ ol Enike Cansu. Rahat mısın bebeğim? Ya baba. Ama bak hani karışmayacaktın. Yine müdahale ediyorsun. Aramıza girmesene. Tamam kızım tamam. Ben bu gevşeye kızıyorum. Baba. Öyle laflar kullanma ama lütfen. Canan doğru söylüyor Rıfat abi. Bana gevşek mevşek deme. Ya babacığım sen asıl Gonca ile Toprak bir arada çalışmasınlar. Ona engel ol. Evet ya. Toprak'ın geri dönmesi lazım. O da inat ediyor. Ama onu da bakacağım çaresine. Vallahi Toprak şirkete geri dönmeli. Yoksa durumumuz hiç iyi değil. Tepe taklak gideriz vallahi. Hidayet Bey geldi. Çok önemli dedi, çok acil dedi. Gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin. Buyurun, buyurun, buyurun. Vay, 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 vay. Ulan ispikçi herif, sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Beni Rıfat Ağa'ya niye kanmaz diyorsun, ha? Halil, otur yerine. Ya baba, bağırma ama artık benim kocama ya. Tamam kızım, tamam. Evet, Canan doğru söylüyor. Bana bağırma Rıfat Ağa. Niye geldin? O güzel yüzünü göstermek için mi? Ne diyeceksen de hadi söyle. Pınar Hanım. Polise suç duyurusunda bulunmuş efendim. İfade vermiş. Canan Hanım için beni öldürecekti demiş. Ya baba ne yapacağız biz ya? Dur, onu da bakacağım çaresine. Yürü Hidayet. Merak etme, her şey çok güzel olacak bebeğim. Olacak değil mi aşkım? Olacak tabii. Dur, 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 ben geleyim. Ben getiririm. Ay. Tamam, tamam, ben getiririm. Benim toprağımla Gonca yengem nasıl ayrılır ya? Ya o Ece'nin benim toprağımın yanında ne işi var ha? Ne işi var? Sayın hocam, siz benim Gonca yengemle toprağımı görseydiniz. Onların bu halini anlatmaya kelimeler bile yetmezdi ya. Sanki ikisi birlikteyken böyle havayı bile kaplardı. Sanırsın yağmur bunların aşklarının alevinin buharından yağardı hocam. Kavgalarına bile doyum olmazdı ikisin. İkisi de dediğin dedikti ama illa böyle tatlıya bağlarlardı, orta yolu bulurlardı. Onların o hallerini gördükçe derdim ki Ali, işte gerçek, saf, çıkarsız aşk bu. Dünya yaşanacak bir yer derdim kendi kendime. Ama olsun. Olsun hocam. Ben evlatlarıma onların aşkını anlatacağım. Diyeceğim ki sevecekseniz böyle sevin diyeceğim. Ama böyle ayrılmayın diyeceğim. Diyeceğim. Şimdi Ali Bey, vizite bitti. Hatta biteli yarım saat oldu. Hocam, bakın ben kafamı yatırdım. İyice bir düşündüm. Ve bir takım çıkarımlarım da oldu. Şimdi Ece, Toprak'ın eski sevgilisi. Anlatmıştım zaten. Hatırladınız değil mi? Şimdi Toprak'ın bütün huyunu suyunu biliyor ya. İnsan bilmediğinden, tanımadığından korkar. Bunlar Gonca ile tanışınca böyle yıldırım çarpmışa döndüler, tamam mı? Ben bunun üstüne bir daha düşündüm. Yine çıkarımlarım oldu. Şimdi Toprak aslında korkak biri değildir. Ama hocam yani ben şimdi sizin yanınızda da arkadaşımı gömmek istemiyorum da... bu korkaklık değil de nedir hocam? Ha, nedir Allah aşkına? Ha. Doktor hanım, sıradaki hastamız bekliyor da. Hemen alacağız kendisini. Ay biz çok mu çene çaldık, çok oyaladık. Vallahi oyaladık mı oyaladık doktorum. Nurbanu Hanım, ha. Ali Bey. Hı. Testlerinizde herhangi bir sorun görünmüyor. Pek yakında gebelik haberinizi alırız. Ah. Yalnız size yaptığım programı uygulamanızı istiyorum. Tabii. Ana. Işık saçan kadını. Işık. Ana. Toprağımla Gonca yengemde barışsalar. İnşallah aşkım, inşallah. İnşallah. Aşkım, aşkım. Oh. Ya hocam öyle menemene bakmam ya. Gelin, gelin. Ana. Hocam,
Rica ederim, rica ederim. Hocam, rica ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, çok teşekkür ederiz ve ne zaman isterseniz gelip sarılırız. Tamam mı? Olur tabii. Ay, hocam ya. Hocam ya. Harika değil mi ya? Ne diyorsun Ece? Gerçekten enfes. Müthiş bir yer burası Toprak. Niye gelmedik ki daha önce buraya? Ece var ya, bu lavantalı süt kremi acayip tutacak. Hele sütlü güllü losyonlar yok satacak, yok. Burası bizim için bir maden. Ne güzel. Dolaşalım mı biraz daha? Hı? Ne dersin? Sen gez dolaş, ben hemen geliyorum. Tamam, çok geride kalma ama ya. Bak, buralara dikkat et. Ece arıyor. Ha, ver. Ececiğim, Canan teyzeciğim, neredesiniz siz? Halil amcanla küçük bir gezintiye çıktık. İkinci bir balayı diyelim. Ne güzel. Sizin adınıza çok sevindim. Ama kendi adım aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne oldu kızım? Toprak'la Gonca da ayrılmış. Bak ne güzel işte. Toprak bana oyun oynuyor Canan teyzeciğim. Sırf zamanında onu terk ettim. Onunla Isparta'ya gelmedim. Orası toz toprak dedim diye. Şu an biz neredeyiz biliyor musunuz? Mandıra'da, Mandıra'da. Mandıra mı? Tamam kızım, sen gene de dayanmaya çalış, tamam mı? Sakın pes etme. Ece, Ece orada mısın sen? Ha, buradayım Canan teyzeciğim ama yalnız değilim. Burası büyükbaş hayvanlarla, ineklerle dolu biliyor musunuz? E ne olacaktı, ejderha mı olacaktı? Kızım, bak Toprak sana oyun oynamıyor. Nasıl yani? Sınıyor o seni, deniyor kızım. Hani sen bunu İtalya'da terk ettin ya, oralar tozlu topraklı, ben gelmem diye. E oğluşu bunda özgüveni zedelendi haliyle. Şimdi deniyor seni, sınıyor kızım, dayan. Yani çok güzel çözümlediniz. Ama çözümünüz burada kokuyu yok etmiyor Canan teyzeciğim. Burası çok kötü kokuyor, çok berbat kokuyor. Ayol, sınanmanın son etabına geldim be. Tezeye gübreye mi yenileceksin? Bak Canan teyze dediydi dersin. O senin aşkından tekrar emin olsun, pamuklara saracak kızım. Hadi dayan, sık dişini, tamam mı? Toprağın yanında da rahatsız olduğunu hiç belli etme, tamam mı kızım? Etmem Canan teyzeciğim. Peki Canan teyzeciğim, etmem. Allah'ım ya. Ay canım benim, gel buraya gel. Gel küçük küçük, gel gel gel. Ay canım benim, sen ne güzelsin. Ne güzel de alışmışsınız hemen birbirinize. Toprak, ya bunlar ne kadar tatlı şeyler böyle. Şunun adı ne? Hadi gel biraz da süt sağ ol. Süt mü sağ ol? Ya o jelerimi daha yeni sürdürdüm ben. Bakın ben tam 77 kıta, 777 ülkede binlerce çocuk doğurttum. Hristiyan Seyfi, ufak atla cümcümler değilsin. Tabii ben en az 4 diyorum ama Nurbağ'ın başlangıç için bir kız bir erkek olarak dizayn etti konsepti. Artık güzel Allah'ım nasıl uygun görürse öyle olacak değil mi kızım? İsimler de Toprak'la Gonca olsun dedik ama... Biz bugün doktora giderken Toprak'la Ece'yi yan yana koyduk ana. Ya ne olmuş? Yani ayrıldıklarını duyuncası oğlanın etrafında dolanıp duruyordur gari. Yok ana, böyle daha çok birbirlerine dolanırlarmış gibi ifade etsek. Ya böyle sarmaş dolaş gibi ana işte ya. Ya tamam kesin. Toprak öyle etmez. Ya ana gördük. Bak ana, ben şöyle izah edeyim sana. Şimdi doktorumu konu mankeni olarak kullanmak suretiyle ben size olayı anlatayım. Gel doktorum, gel gel ya, gel gel. Şimdi sen Ece'sin, ben Toprak'ım. Ben Ece olmasam? Sen Ece ol, ben Toprak'a daha iyi dönüyorum, daha iyi canlandırırım.
Ece, Toprak. Biz şimdi böyle şeye gidiyoruz arabamıza. Ececiğim, gel. Arabamıza geldik. Nereye gitmek istersin Ececiğim? Sen yeter ki iste. İster İtalya, ister Hollanda. Ben seni her yere götürürüm. Hazır Gonca'dan da ayrıldım. Canım benim. Baba dur bir ayrıl da gel ya. Ne yapıyorsun? Gelsin garip sullu. Yettiniz. Bunun içinde başka bir iş vardır canım. Bir etraflıca öğrenelim bakalım, bir öyle hop diye kalkmak olmaz. Benim toprağım etmez öyle şey. Bir dakika. Ben onu bunu bilmem. Ali'nin canlandırdığı olay beni çok etkiledi yani. Bunun hesabını topraktan sormam lazım. Gidip hesabını soracağım. Ben de soracağım, ben de gidiyorum. Ben nereye gidiyorsun? Aşkım, ben kız de gidiyorum. Sen otur oturduğun yere. Sen nereye gidiyorsun kız? Yavrum. Kız sen artık öyle aniden hop zıp etmeyeceksin. Kız senin bebelerin olacak ya. Sen artık kendine iyi bakacaksın yavrum. Ha kızım, değil mi? Ha yavrum. Ya ana. O kadar kalpten diliyorum ki Gonca ile Toprak bir barışsa, çok mutlu olsalar. Toprak, gidiyoruz değil mi artık? Sana öyle bir gezi hazırladım ki, inanılmaz bir manzara, romantizmin doruğuna doğru. Gerçekten mi? Ay, çok şükür abla. Emmi! Bizi şehre bırakacaksın değil mi? Canım başım gözüm üstüne. He. Hadi atla. Nasıl ya? Toprak, traktöre mi bineceğiz? Bu mu bizim romantizmimizin doğru? Emmi bizi öyle yollardan götürecek ki... büyüleneceksin. Ara yollar, toprak yollar, patikalar. Ben diyeyim sana İngiliz kırsalı, sen de bana İrlanda taşrası. Yemin ediyorum bak, hadi. Nasıl bineceğim ben buna? Hadi. Toprak. Hadi. Gel. Hop. Hadi hop. Emmi hadi gidelim. Başım gözüm üstüne. Eğer bu şehirde yaşayacaksan, bu şehrin sadece ışıltısını, parıltısını değil, her şeyini seveceksin. Ya da buradan gideceksin. Gitmiyorum Toprak. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Derin derin nefes al Ece. Torosların havası ciğerlerini temizlesin. Oluyor mu? Emmi! Zeybek var mı? Çalsana ya! Olmaz mı? Zeybek? Gel Ece, gel. Allah'ım, gerçekten bugün benim tarihime altın harflerle yazılıyor. Çok teşekkür ederim.
Yok ya. Şişt, ne yapıyorsun sen? Doktor bak ben şimdi böyle kızgın bir ifade takındım ama hemen yumuşayabilirim ya. Gerçekten yumuşayabilirim. Sen beni yumuşarsan çimdikte çünkü ben zaaflarımı biliyorum. Ben kendim bilen bir insanım. Şimdi kapıyı açtıktan sonra toprağım bana nasılsın Halim ne yaptın dese ben hemen yumuşar sarılırım. Sarılırım çünkü kendim biliyorum. Bir de ne zamandır görmüyorum oturup bir muhabbet de edemedik. Ben çok özledim kardeşim ya. Gerçekten. Ana! Oğlum sen daha toprağı görmeden böyle cıvıttın ya. Ya bunun cıvımakla ne alakası var ya? Ne alakası var? Küs bile olsa insan özleyemez mi? Arkadaşını, kardeşini, canından öte can olanı özleyemez mi? Evet, evet. Ben şu anda ben çok kızgınım. Ben kızgınım, çok sinirliyim. Vallahi ağzım çok kızgınım. Hadi, hadi. Çekilir misin toprak? Hayırdır? Bak toprak, bizim de bir şeylerden haberimiz var herhalde. Ben Patagonya'dan Kamçatka'ya, Sierra Leone'dan Madagaskar'a kadar dolaştım, böyle ihanet görmedim. Yazıklar olsun sana. Sayın Toprak Bey, ben buraya artık arkadaşlığımızı sürdüremeyeceğimi size beyan etmeye gelmiş bulunmaktayım. Ya senin Ece'nin yanında ne işin var ya? Ha? Senin ne işin var o kızın yanında ya? Sen hiç kendi kendine demedin mi ya benim bu kızın yanında ne işim var diye? Hiç kalbin sızlamadı mı toprağım ya? Sen kalbini söküp yerine taş mı koydun ya? Ha? Gel buraya gel. Yok gelmem. Yok bak beni yumuşatmaya çalışma. Senin bu taktiklerine karşı beni zaten uyardılardı. Benim bu zaafımı incinmiş benliğime karşı kullanmaya çalışma. Sen önce o Ece'nin yanında ne arıyordun bana onu açıkla o toprak. Ya Allah aşkına arkadaşlar ya. İlahi Ali. Benim Ece ile ne işim olabilir? Bir düşünür müsünüz lütfen? Paradan başka hiçbir derdi olmayan maddiyatçı, duygusuz bir insanla benim ne işim olabilir? Ne olursunuz bir düşünür müsünüz? Yahu ben Gonca'ya özümle sözümle anlatamadığım şeyi başka türlü anlatmaya çalışıyorum. Hatta anlatmayacağım da göstereceğim. Ben Gonca'yı hala çok seviyorum. Biliyordum ya. Dünyanın en has adamının vardır bir bildiği diyordum. Ya kusura kalma toprağım ya. Biz seni öyle Ece ile yan yana görünce aklımıza da başka bir şey gelmedi. Bence artık sarılabiliriz. Ana! Ya. Siz bana bakın. Bunlardan Gonca asla haberdar olmayacak. Ya kardeşim. Nereye oturmak istersin? Bak, şu masaya asla oturmak istemiyorum. Toprak Bey'in ve Ece Hanım'ın oturduğu yere oturmak istemiyorum. Oturalım mı artık bir yere? Evet, evet. Hadi şöyle geçin. Yüzleşmem gerekiyor bu durumla. Kaçmayacağım gerçeklerden. Şimdi sırtımı dönüp oturmayacağım abone. Hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz? Toprak Bey ne içmediyse ondan istiyorum. Kardeşim sen boş ver. Bize üç tane kokteyl getirmeyi ve kokteyl ama alkol olmasın olur mu? Tabii efendim. Hadi gel, fotoğraf çekelim. Anı ölümsüzleştirelim.
gülsenize biraz. Gonca, hadi yeter. Bak ne anlaştık, kafa dağıtacağız demedik mi? Onun için çıkmadık mı? Ya bir şey soracağım. Şu masayı yakabiliyor muyuz acaba? Of Gonca, of yeter, yeter. Of. Bu Arda Isparta'da. Sağ ol kardeşim. Efendim canım. Baksana Gonca'ya. Ya bunda yeni ayrılmış tipi mi var? Arda'yla da dip dibeler. Beni ilgilendirmez. Hele seni hiç ilgilendirmez. Neredelermiş? İnan bana kör olacağını zannettim Deniz. Ya gerçekten kokudan kör olacaktım. Abartmıyorum. Hayatımın en zor gününü yaşadım. Kızım sabredeceksin. Durumumuz belli. Her şey ortada. Buyurun efendim. Yeriniz hazır. Ne iş var bunun? Maşallah. İnsan mı bu ya? En pahalı etkinizden yan masaya işe gönderin. Tabii efendim. Yeter, bak bakışlarına masayı ikiye böleceksin. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı da yarınki toplantıda durmadan toprağa bakıp dururdu. Böyle üçe beşe ayrılsın inşallah. Amin. Gonca Toprak geldi. Ne? Bir de aynı masaya oturdu. Kambersiz düğün olur mu? Hoş geldiniz. Sağ olasın. Alo. Canım ben geldim. Evet evet, erken geldim bir tanem. Ne yapayım? Seni özledim Ececiğim. Tamam, ben seni bekliyorum. Tamam, bekliyorum bir tanem. Bay bay. Ece mi dedi? Ececiğim dedi. Laflara bak ya. Gonca kalk dans edeceğiz. İstemiyorum. Kalk. Çıkar ceketimi.
İyi eğlenceler ortak. Gonca, şurada bir adam durmadan sana bakıp duruyor, gördün mü? Yok. Şimdi buradaydı da yani... Hadi boş ver, eğlenmene bak. Boş vereyim, başına bir iş gelsene. Tahir amca beni korkuluk diye diksin tarlaya, değil mi? Eğlenin, dikkatli olun. Oturabilir miyim? Kusura bakmayın. Rahatsızlık vermek istemezdim ama Zühre'yi beklediğinizi biliyorum. O nerede? Gitti. Dayanamadı. Yani o kadar acı çekti ki gitti buralardan Zühre. Oğlu rahat nefes aldırmadı kadına. Tam dedi, ferah erdim, ayağa kalktım. Borç yaptı, harç yaptı. Annesini dövdü. Bir insan annesine nasıl el kaldırır ya? Bir insan bir kadına nasıl el kaldırır ya? Zühre'nin hayatı diken üstünde geçti. Yılmaz hayatı ona zehir etti. Sizin dostunuz onu o kadar mutlu etti ki... sana zarar gelmesin diye, sana kıyamadığı için gitti buradan Zühre. Çünkü oğlu sana da Zühre'ye de zarar verecekti. Takip ediyorsun. Ne alakası var? Delirdin herhalde. Ece'yi bekliyorum. Hatta gözüm yollarda kaldı benim. Öyle mi? Hı-hı. Kız arkadaşınla ilgili başka bir şey daha söylemek istiyor musun acaba? Yani aslında birazdan Ece gelecek ya. Bizi böyle dip dibe görmesin. Biraz ötede beklesen olur mu ya? Sen ne dedin? Farkında mısın? Aha. Emin misin? Pardon. Bu nedir? Fuat Bey gönderdiler. Peki, teşekkürler. Deniz, sen gitsen iyi olacak. Emin misin? Eminim. Hadi. Fuat Bey. Tebrik ederim. Batan ailenizi kurtarıyorsunuz. Tabii ki
toprak vasıtasıyla. Bravo. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama benim tek derdim toprakla birlikte olmak. Size daha önce de söyledim. Ben toprağa çok aşığım. Toprak benim diğer yarım. Ece Hanım, ikimiz de gerçek amacınızı biliyoruz. O yüzden boş boşuna gevezelik etmeyelim ha? İnsanlar değişebilir Fuat Bey. Tamam, belki başlarda sizin dediğiniz gibiydi. Ama zamanla ben... Maalesef. Siz dış görünüşünüz dışında güvenecek hiçbir şeyi olmayan bir insansınız. Birlikte olduğu erkekleri bir yatırım aracı olarak gören, kalpsiz bir insansınız. Kesin sesinizi. Siz benim neler yaşadığımı, neler çektiğimi biliyor musunuz? Sevmek, sevilmek, aşık olmak benim de hakkım. Ben hakkım olanı istiyorum Fuat Bey. Duydunuz mu? Hakkım olanı istiyorum. Ama aşk masumlara, çareyi ışıkta arayanlara bahşedilir. İki kumrunun birlikte topladığı dallarla yaptıkları yuva, işte onun kıymetini bilenlere bahşedilir aşk. Sizin gibi gözlerini paraya dikenler değil. Sizi daha fazla dinlemeyeceğim. Maalesef Ece Hanım. Dünyanın en pahalı etiketleri de sizi kaliteli bir insan yapmaz. Çünkü insanın kalitesi kişiliğinden gelir. Yalnızlığı paketlerden değil. Boşuna masraf etmişsiniz yani. Hem de paranızın yok zamanında. Gelmeyin üstüme. Ece Hanım, daha söyleyeceklerim bitmedi ama. Daha yeni başladık. Yeter. Yeter, yalvarıyorum. Gelmeyin artık üstüme. Yeter Fuat Bey. İyi misiniz? Telefonumu verir misin lütfen? Vermeyeceğim. Benimle birlikteyken Ece'yi de idare ediyordun değil mi? Ya komik oluyorsun şu anda. Kıskançlığın bir zoom yok. Ya kıskanmıyorum, söylesene. Ya çocuk çocuk davranma, ver şu telefonumu. Anlat. Arda. Sessiz bir yerde konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Zeynep yapma, lütfen yapma. Sizin yüzünüzden benim anam gitti lan. Sen burada hala erkeklerle hopla zıpla. Oh ne güzel dünya lan. Ne diyorsun be? Doğru konuş lan. Karışma lan sen. Lan yürü git lan. Lan yürü git. Arda. Kapağı yerden. Hop hop hop. Ne oğlum? Abi ne yaptın sen Yılmaz abi? Toprak. İmdat! Yardım edin lütfen, yardım edin! Yardım edin! Yardım edin lütfen, yardım edin!